Şenör Güler'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle mavi seçtim arkadaşlar. Siz istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. 3 numarada tığım var arkadaşlar. Bunu battaniye yapacaksanız 5-5,5 numarayla da yapabilirsiniz. Çok yumuşak güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Şöyle hemen bir sıkılama zincirimi çektim. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim ki alt tarafı toparlanma yapmasın. Şöyle bol bol zincirlerimi çekiyorum. Çünkü sık iğne yaptığımızda üstüne alt taraftaki zincirler çekme yapıyor arkadaşlar. İstediğimiz uzunlukta battaniye yapacaksanız battaniye arkadaşlar 1'e 1 yani 1 metreye 1 metre 90 santim 90 santim olarak yapılıyor. Daha büyük istiyorsanız 110'a 110 battaniye ölçüleri oluyor. Şöyle zincirimi çektim. İstediğimiz ölçüye geldikten sonra zincirimizi hemen şöyle ilk zincire batarak sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Her bir zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde şöyle sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp tamamlayalım. Şöyle sık iğnelerimi yapıp bitirdim arkadaşlar. Burada tam 17 tane sık iğnemiz var. Tek sayıda bırakmalıyız yaparken. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Buradaki ilk baştaki hemen sık iğneme batarak yine bir sıra daha sık iğne yapacağız. Bu sıramızı da sık iğne yaparak başa kadar geri gelelim. 17 tane sık iğnemi yaparak ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Şöyle yine bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Şimdi modelimizi kuracağız. Hemen şöyle ilk baştaki sık iğneye batarak bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hiç başına almadan. Burada birinci, ikinci sık iğnemiz var hemen önümüzdeki. Onun altında bir boşluk var. Oraya değil arkadaşlar, ta aşağıdaki zincire. Zincirin tek kanadına batmıştık. Bir kanadı duruyordu. O zincire batıyorum ve şöyle uzatıyorum. Uzattıktan sonra ikisini beraber kapattım. Şimdi buradaki sık iğneyi bunun arkasında bırakıyoruz. Buna batmıyoruz. Hemen bir sonraki sık iğneye batarak bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi önümüzdekinin şöyle altına değil zincire. Zincirin tek kanadına batıyorum. İlk sırayı bu şekilde yapıyoruz. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle uzatıyorum. Bunu çok kastırmayın. Uzun yapın ki burasını çekme yapmasın. Toparlanma modelimiz. Şöyle sık iğne olarak kapattım. Hemen bunu bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bunun şöyle şuradan 1, 2, 3 zincire. Zincire batıyorum. İlmeğimi çıkarıp uzattım ve sık iğne olarak kapattım. Hemen buraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Ve yerimiz belli arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1, 2 zincire. Zincire batıyorum. İlmeğimi uzatıp kapatıyorum. Hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum. Bunu buradan atlayıp zincire batıyorum. Aşağıdaki zinciri. Zincirden alıyorum. Uzattım ilmeğimi ve kapattım. Bunu atlayıp sonrakine batıyoruz.
1, 2, şöyle sonuncuya batıyorum. Zincire. Şimdi sona geldik. Son bir tane sık iğnemiz var. Hemen sık iğnemi batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim. Yine burada 17 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Hemen döndürüyorum. Şimdi modelimizi kuracağız arkadaşlar. Hemen baştaki sık iğnemi şöyle hemen buradaki sık iğnemi batıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine de batıyorum. Şöyle iki ipin arasına da batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Buraya iki tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi üçüncü sık iğnemizi şöyle bu ipten ve diğer ipten alıyorum. İkisinden aldım. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. V yaptık, buraya biriktirdik. Hemen şöyle ortadaki şu ara boşluktaki sık iğnemi batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ve şimdi yine iplerimden buradan bir diğer taraftaki ipimin bir tanesini alıyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Ara boşluğa batıyorum. Hemen yine ipleri alıyorum. Şunun arkasında sık iğnemiz var. Bunu bunun arkasında kalıyor. Zaten biz buraya sık iğne yapıyoruz. Şu ara boşluğa batıyoruz. Hemen yine iplerimden alıyorum. Ara boşluğa batıyorum. Yerimiz zaten belli. Tekrar iplerden alıyorum. Ara boşluğa batıyorum. Şöyle iplerden alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar iplerden alıyorum. İki tane başta sık iğne yapmıştık. Buraya da iki tane sık iğne yapıyoruz. Eksilme, artırma olmasın diye. Birinci sıramız bu şekilde tamamlamış oluyor. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir zincir çektim. Hemen yine döndürdüm. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. İkinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu baştan kuracağız. Şöyle hiç sık iğne yapmadan hemen buradan ilk şöyle sık iğneden 1, 2, bir altındakinden batıyorum. Hemen ipimi uzatıyorum. İkinci sırada hiç sık iğneden sık iğne yapmadan hemen modelimizi kuruyoruz. Hemen bunu atlıyorum. Bu bunun arkasında kalan. İkinciye batıyorum. Hemen sık iğnemi yaptım. Şimdi şöyle şu arada belli yerimiz var gördüğünüz gibi. Burada bir yuvamız var. Buradan batıyorum. Şöyle hemen bunun ortasından çıkmış oluyor. İpimizin ortasından çıkıyor. İpimi alıyorum. Ve uzatıyorum. Oldukça bol yapıyorum ki şöyle kasma yapmasın. Bu ipleri oldukça bol çekelim. Hemen buradaki yuvadan batıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iki ipin ortasından çıkmış oluyor. Şöyle uzatıp sık iğnemi kapatıyorum. Sıradaki şöyle gördüğünüz gibi sık iğnemiz var. Sık iğneye batarak sık iğnemi yaptım. Yine hemen uzatıyoruz. Şöyle aradaki gördüğünüz gibi yerlerimiz belli. Buradan batıyorum. Zaten arkadan hemen ipin ortasından çıkıyor. Yani bakmanıza da gerek yok. İlk sırada bakın arkadaşlar. Daha sonra zaten hiçbir sorun olmadan ilerleyeceksiniz. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. Ve yine hemen buradaki yuvadan batıyorum. Gördüğünüz gibi hemen ortasından çıkıyor zaten diğer ipin. Kapattım. Sık iğnemi yaptım. Buradaki gördüğünüz gibi iplerin ortasından batıyor. Sadece şu ipleri kasmadan oldukça bol çekerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Battaniye yaparken arkadaşlar 6 numarayla
6,5 veya 5,5'la yaparsanız çok güzel bir yumuşacık, güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Hemen buraya batıyorum. Ve sonda, başta da aynı şekilde başladık. Hiç sık iğne yapmadan sonda da aynı şekilde bitireceğiz. Hemen şöyle şuraya batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Şöyle şuraya batacağım. İlmeğimi uzattım ve kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sıramızı da bitirdik ve döndürüyoruz. Şimdi yine düz yüzüne gelmiş olduk. Şimdi buraya arkadaşlar ilk baştaki sık iğneyi, bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi batıp sık iğnemi yaptım. Burada şu ipten ve bu ipten alıyorum. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra diğer sırada iki tane yaparak iplerimize başlıyorduk. Bu sırada da bir tane yaparak ipleri almaya başlıyoruz. Hemen sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadakini atlamak zorundayız arkadaşlar. Hemen bunu batıyorum. Ve yine hemen iplerimi alıyorum. Bu aradakine batıyoruz. Şunu atlıyoruz arkadaşlar. Hemen şuna batıyorum. İplerimi alıyorum. O arkada sık iğnemiz kaldı. Hemen şu aradaki boşluktaki sık iğneye batıyorum. Hemen devam ediyoruz. Sık iğnemi yaptım. Buradaki iplerimden alıyorum. Hemen sık iğnemi yapıyorum. Ve aradaki sık iğneye. Şu sık iğnemiz arkadaşlar şu aradaki iplerin arkasında kalıyor. Çünkü biz iplerden aldığımız sık iğne ile onun önüne sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen buraya batıyorum ve iplerimi alıyorum. Tekrar ara boşluğa battım. Tekrar iplerden alıyorum. Ara boşluktaki sık iğnemi yaptım ve son iplerimi alıyorum ve son sık iğnemi yaparak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Yavaş yavaş modelimiz ortaya çıktı. Modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Şimdi biz yine birinci sıraya geçiyoruz. Zincirimi çektim. Hemen şöyle ilk bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sırada, bir diğer sırada hiç yapmadan başlamıştık. Hemen buradaki gördüğünüz gibi üçgen gibi arkadaşlar yuvarlak yuvanın ortasına batıyorum. Gördüğünüz gibi hemen iplerin ortasından zaten çıkmış oluyoruz. İpimi uzatıyorum. Uzattım. Hemen aradaki sık iğneye batarak sıradakini kapattım. Hemen yine bir sonraki gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 tane üstünde modeli var. Hemen altından batıyorum. Ve hemen ortasından çıkıyor ipimizin. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Yine hemen buradan batıyoruz. Sık iğnemi yapıyorum. Aradaki yerden batıyorum. Arkadan hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. İplerin arasından bat çıkıyor mu diye kesinlikle iplerin arasından çıkıyor. Gördüğünüz gibi. İpleri uzatıyoruz. Sadece şu ipleri kastırmadan uzun uzun çekin. Çok da uzun olmasın tabii ki de. Şöyle gördüğünüz gibi yerimiz belli. Sık iğnemi yapıyorum ve bir sonrakine geçiyoruz. Sık iğnemi yapıyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Ve son sık iğnemi yaparak kenarımı tamamlıyorum.
Bir tane sık iğne burada yaptık, bir tane de burada yaptık ve bir tane zincir çekerek döndürüyoruz modelimizi. Şimdi burada iki tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Hemen ilk baştaki sık iğneme battım. Bir sonrakine de batıyorum. İki tane sık iğnemizi yaptık. Hemen iplerimizden alıyoruz üçüncüyü. İplerimden aldım. Hemen sık iğnemi yaptım. Ara boşluğa batıyorum ve iplerimizden alıyoruz. Ara boşluğa, şu ikisinin ara boşluğuna batıyorum ve iplerden alıyorum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Ben iki sırayı tam olarak gösterdim. Sonra iki sıra bir sıradan, iki sırada bir sıradan gösterdim ki şaşırmaca olmasın. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle sıramızı tamamlayalım. Ben büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Sonunu da tekrar göstereyim. Şöyle sonuna geldik arkadaşlar. İkisini birleştirdik. Hemen araya batıyorum. 1, 2. 2 tane sık iğnemiz var. Bu sık iğneleri de zaten sayısına göre yaptığımız için hiçbir problem olmayacaktır. Ben şöyle büyük bir parçada yapıp geleyim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence bundan çok güzel çanta yapabilirsiniz. Ben çanta yapılışını görmüştüm. Çok şık olmuş. Rayfa iplerden yapabilirsiniz. Polyester iplerden yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Çok güzel battaniye yapabilirsiniz bebe yünleriyle. Daha önce söylediğim gibi yalnız kalın 6 numara tığlarla yaparsanız çok güzel yumuşacık bir battaniye elde etmiş olursunuz. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.